Merhaba çocuklar. Destekleme yetiştirme kurs başvuruları nasıl yapılır konusunda sizlere bir kısa video hazırladım. Dikkatle takip edin. Google'a giriyoruz. Google'a e-kurs yazıyoruz. Evet, açılan sayfada ekursmap.gov.tr, buna dikkat edelim, ilk sayfa zaten. Buna tıklıyoruz ve ekursmap.gov.tr modülüne girmiş oluyoruz. Burada sağ üst köşede mavi kutucuk var, öğrenci girişi. Buraya tıklıyoruz. E-okul öğrenci girişine tıklıyoruz. Evet, karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Bakın, güvenlik kodu yukarıda 8710 şeklinde çıktı. Herkes de farklı çıkar bu. Evet, TC kimliğimizi yazıyoruz. Öğrenci numaramızı yazıyoruz. Nüfus cüzdanı seri no. Eski kimliğiniz varsa başta sıfır olmadan cilt numarasını yazmanız yeterli. Ya da yeni kimliğiniz varsa da orada seri numarasını yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Evet, giriş yaptıktan sonra çocuklar, öğrenci işleri sol üst köşede öğrenci işlerine tıklıyoruz. Kurs başvuru işlemleri seçeneğine tıklıyoruz. Evet, zaten gördüğünüz gibi çocuklar, kendi okulumuz çıkıyor. Buradan herhangi başka bir okul tercih etmemize gerek yok. Direkt burada telefon numaranızı yazabilirsiniz çocuklar. Yazsanız iyi olur. Telefon numaranızı yazın buraya. Evet, gelelim ders seçimine. Ders seçimine mesela çocuklar burada 6 tane ders görünüyor. Burada tıkladığımızda tercih etmek istediğimiz öğretmeni tercih ettikten sonra mutlaka şunu unutmayın. Dersi kurs listesine ekle. Bunu işaretleyip aşağıda görünmesini sağlayalım. Aynı şekilde diğer bir derste seçelim. Herhangi bir öğretmeni seçiyorum. Herhangi bir öğretmeni seçiyorum. Seçtikten sonra unutmayalım, dersi kurs listesine ekle diyoruz. Evet, tekrar ediyoruz. Bakın, herhangi bir öğretmeni, rastgele bir öğretmen tercih ediyorum. Siz tabii ki tercih etmek istediğiniz öğretmeni burada tercih yapıp dersi kurs listesine ekleye basmanız gerekiyor. Tercihlerinizin oluştuğu altta yansımasından belli. Bakın burada seçilen ders sayısı 3 diyor. Evet. Tercihlerinize devam ediyorsunuz. İşte ekliyorsunuz. Eklemeyi yaptıktan sonra bakın 4 ders seçtim. Burada şuna dikkat edin. Öğretmeni eğer belirtmezseniz öğretmen tercihi belirtmeden tercih yapmış olursunuz. Şu aşağıda bunu kontrol edebilirsiniz çocuklar. Şu aşağı kısımda bunu kontrol edebilirsiniz. Başvurularınızı yaptıktan sonra bakın ben göstermek için yapıyorum. 6 tane dersi oluşturdum. Dersi kurs listesine ekle dedim. Ekledikten sonra kaydet diyorum. Evet, kaydedildi. Peki kayıt gerçekleşti mi? Teyit etmek istiyorum. Tekrardan 6 tane tercih yapmışız. Evet. Derslerimizi, öğretmenlerimizi kontrol ediyoruz. Bir sıkıntı görünmüyor. Görünmediyse zaten tercihlerimiz doğru bir şekilde tamamlanmış oluyor. Unutmayın çocuklar, bugün itibariyle kurs başvuruları başladı. 3 Eylül, evet, 3 Eylül günü sona erecek, bilginiz olsun. Şimdiden başarılar diliyorum. İyi günler.